Günümüz normal bir çocuğun büyümesi için hiç de uygun şartlara sahip değil. Hal böyleyken normalden biraz daha farklı bir çocuksanız durum büyümek için mücadele etmeye kadar gelebiliyor. Biz de sizlere gerçekten farklı olan çocukları derledik. Başlamadan önce kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Fu Wengui. Fu Wengui boynunda 3 tane fazladan omurgayla doğmuş Çinli bir çocuktur. Sonuç olarak bu çocuğun anormal seviyede uzun bir boynu var ki bu da bir çocuk için oldukça fazla dikkat çekiyor. Sorun sadece bu da değil. Bu sorun çocuğa oldukça fazla acı veriyor ve düzgün bir şekilde yürümesine de engel oluyor. Mengui bu sorunu düzeltmek için 2014 yılında henüz 15 yaşındayken ameliyat oldu. Sonuç olarak artık daha iyi yürüyebiliyor. Arya Permana. Arya Permana doğuştan obez hastalığıyla doğmuş ve tüm dünyanın yıllardır en şişko çocuğu olarak bildiği bir çocuktur. Çocuğun kilo problemi onu o kadar etkiliyor ki giyebileceği kıyafet bile bulamıyor. Ailesi de çözümü çocuğa kıyafet giydirmek yerine çocuğu battaniye ve örtülerle sararak bulmuş. Ailesi ve doktorları bu çocuğun sağlığı için endişe duymasıyla beraber bu çocuk 2016 yılında diyete başladı. Maalesef çocuk rahat yürüyemediği için okulu bırakmak zorunda kalmış. Ailesinin açıklamalarına göre çocuğun hiç tok olduğu görülmemiş. Gabby Williams. Gabby Williams henüz 9 yaşındayken sadece 5 kilo olmasıyla dünyada tanınmış bir çocuktur. Kendisi büyümesini yavaşlatan çok nadir bir hastalıkla dünyaya gelmiş. Doktorlar bu kızın ölümsüzlüğün anahtarı olabileceğine inanıyor. Maalesef Gabby 9 yaşında olmasına rağmen yeni doğmuş bir bebek gibi davranıyor. Bez kullanıyor ve biberonla besleniyor. Bahsettiğimiz hastalık o kadar nadir ki bu kızda bu hastalık çıkmadan önce bu hastalığın adı bile yoktu. İnsanlar Gabby için gerçek Benjamin Button diyorlar. Tek farkı Gabby geriye doğru yaşlanmıyor. Fakat şöyle bir durum var. Gabby her 4 yılda bir yaş atlıyor. David Vetter. Günümüzde aramızda olmayan David 1984 yılında hayata gözlerini yummuş. Kendisiyle ilgili vereceğimiz bilgi ise çocuğun hayatı boyunca bir balonda yaşamış olması ile ilgili. Kendisi kalıtımsal bir hastalık olan bağışıklık yetersizliği hastalığına sahipti. Bu hastalık çocuğun bağışıklık sistemini zayıflatıyordu. Haliyle çocuk adeta dış dünyaya karşı savunmasızdı. Örneğin sıradan bir soğuk algınlığını düşünün. Kış mevsiminde bu hastalığa yakalanmak bizim için ne kadar sıradan. Fakat David için böyle bir hastalığa yakalanmak ölümcül sonuçlar doğurabiliyordu. Haliyle David'in steril şartlarda büyümesi ve yaşaması gerekiyordu. Bundan dolayı da dış dünyadan gelip David ile temas edecek her şeyin sterilize edilmesi gerekiyordu. Maalesef bu zavallı çocuk 12 yaşında lenf kanserinden hayatını kaybetti. Kristina Pimenova. Kristina 11 yaşında olan, dünya genelinde dünyanın en güzel kızı olarak bilinen bir süper modeldir. Kristina sadece yetişkin kadınların barındırdığı yüz hatları ve güzelliğe sahip, ayrıca Instagram hesabında da milyonlarca takipçisi var. Kristina'nın ailesi de eşit olarak gerçekten çekici insanlar olduğu için böyle güzel bir çocuğun doğmuş olması bizim için şaşırtıcı değil. Fakat Kristina'nın annesi provokatif kıyafetler giydirdiği ve yetişkinler gibi poz verdirdiği için kızını çok çabuk büyümeye zorluyor olduğundan çok eleştiri alıyor. Richard Sandrak. Bu genç adam büyüme esnasında çok garip bir sıfata sahipti. Çocuğa küçük Herkül diyorlardı. Neden dedikleri de görüntüden belli olacaktır. Hem bir çocuk vücut geliştiricisiydi hem de resmi kayıtlara göre dünyanın en güçlü çocuğuydu. Babası dövüş sanatları şampiyonu, annesi de aerobik hocasıydı. Böyle bir aileden de başka bir şey çıkması pek de muhtemel değildi zaten. Kendi ağırlığından fazlasını kaldırabiliyor, yüzlerce mekik ve şınav çekebiliyordu. Fakat Richard, babası hapse girdikten sonra sporu bırakmak zorunda kaldı. Shiloh Pepin. Shiloh Pepin, nadir bir hastalık olan sirenomelia yani deniz kızı hastalığıyla dünyaya gelmişti. Hastalık çocuğun bacaklarının birbirine yapışık bir şekilde doğmasına sebep olduğu için böyle bir isme sahip. Sadece bacakların yapışık olması değil, bu genç kız maalesef rahim, kalın bağırsak ve idrar mesanesi olmadan dünyaya gelmiş. Doktorlar Shiloh'un bebeklikten sonra yaşayamayacağını düşünüyorlardı. Fakat bu kız ölmeden 10 yaşına gelmeyi başararak herkesi şaşırttı. Shiloh rahatsızlığından ötürü çoğu insanın dikkatini çekmişti ve genç kız deniz kızı olarak biliniyordu. Ailesi mümkün olduğunca bu kıza normal bir yaşam yaşatmaya çalıştılar. Supatra Sasupan. Supatra Sasupan fotoğrafından da anlayacağınız üzere kurt çocuk olarak tanınıyordu. Ve Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre de dünyanın en kıllı kız çocuğuydu. Çoğu çocuk için bu durum kabus olarak kabul edilse de Supatra için bu durum çok keyifliydi. Çünkü rahatsızlığı okulda onu en popüler öğrenci yapmıştı. Genç kız hipertrikoz rahatsızlığıyla dünyaya gelmişti.
Ki bu yüzden suratında, kollarında, bacaklarında, kulaklarında, aslında vücudunun her bölgesinde hızlı kıl uzaması mevcuttu. Şanslı bir şekilde yaşadığı bölgedeki insanlar Supatra'ya karşı sevecen yaklaşıyor ve rahatsızlığından dolayı onu dışlamıyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Bize destek olmak için videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Videomuz hakkındaki düşüncelerinizi önemsiyoruz. Bu yüzden aşağıdan yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.